Bu gelişme Türkiye Selçukları ile ilgili durumlarından hangilerinin bir göstergesidir? Türkiye Selçukluları 1077 yılında İznik'te ilk hutbelerini Melikşah adına okutmuşlardır. Peki arkadaşlar Melikşah kimdir? Büyük Selçuklu devletinin hükümdarıdır. Bu şekilde öncülerimize bakalım. Büyük Selçuklu'nun siyasi hakimiyetini kabul ettiklerinin. Evet arkadaşlar, eğer Büyük Selçuklu hükümdarı adına bir hutbe okutmuşlarsa Büyük Selçuklu'nun siyasi hakimiyetini kabul etmişlerdir hutbe okutmayı bağımsızlık alameti şekline dönüştürdüklerinin. Arkadaşlar burada bir bağımsızlık değil bağlılık söz konusu. Dolayısıyla ikinci öncülü kabul edemeyiz. Büyük Selçuklar ile siyasi alanda mücadele içine girdiklerinin hayır arkadaşlar artık Büyük Selçuklara bağlı olmuşlar diyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani şıkkı olacaktır. Buna göre Türkiye Selçukluları hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Süleyman Şah Bizans'ı yendikten sonra Boğazların Anadolu yakasını kontrol altına almış ve burada bir gümrük teşkilatı kurarak Boğazlardan geçen gemilerden vergi almaya başlamıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. İlk Türk donanmasını kurmuşlardır. Arkadaşlar ilk defa bir donanma kurulduğuyla alakalı bilgi verilmiş mi bize? Verilmemiş. Bu yüzden birinci öncülü kabul etmiyoruz. E ekonomik kalkınmaya önem vermişlerdir. Arkadaşlar gümrük teşkilatı kurulmuş ve artık vergi almaya başlamışlar. Bu durum tabii ki ekonomik kalkınmayı artırır. Tabii ki doğru. Batı yönünde Boğazlara kadar olan bölgeleri ele geçirmişlerdir. Bakın arkadaşlar Boğazların Anadolu yakası kontrol altına alınmış. Dolayısıyla batı yönünde Boğazlara kadar olan bölge tabii ki kontrol altına alınmıştır. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D olacaktır. Bu duruma bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Türkiye Selçukları 2. Haçlı Seferinden sonra ekonomik ve siyasi açıdan yükselme dönemine girmiş ve bu dönemde birçok Hristiyan topluluk Bizans yerine Türk topraklarında yaşamayı tercih etmiştir. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Türkiye Selçukları Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamıştır. Arkadaşlar burada siyasi birlikle alakalı bize bir bilgi vermişler mi? Tabii ki vermemişler. Siyasi birliğin sağlanması için Anadolu'da Tek bir Türk devletinin olması gerekir Ancak diğer Türk devletleri hakkında hiçbir bilgimiz yok O yüzden A şıkkına ulaşamayız Ekonomik amaçlar askeri faaliyetler üzerinde etkili olmuştur Arkadaşlar burada Haçlı Seferlerinin amacından bize bahsedilmemiş Yani ekonomik amacın ne olduğunu biz bilmiyoruz Dolayısıyla B şıkkında söylememiz mümkün değildir Türkiye Selçukları Anadolu'yu insan yaşamına daha elverişli hale getirmiştir tabii ki diyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi insanlar Hristiyan olmalarına rağmen Türk topraklarında yaşamışlar. Türkler Müslüman. Yani kendi dinlerinden olmayan insanların yanında yaşamak istemişler. Demek ki Anadolu gerçekten yaşanabilir düzgün bir yer haline gelmiş. Dolayısıyla C şıkkı bizim için doğru cevap olacaktır. Yine de diğer seçeneklerimizi okuyalım. Haçlı seferleri Anadolu topraklarının tahrip olmasına yol açmıştır. Arkadaşlar burada da yine tahribat hakkında bize bir bilgi vermemişler. Türkiye Selçukları Anadolu'nun Türkleşmesine hizmet etmişlerdir. Arkadaşlar yine Türkleşme ile alakalı da bir şey söylenmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre Türkiye Selçuklularının kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Süleyman Şah babası Kutalmış'ın Alparslan'la yaptığı mücadele sonucunda yenilmesi üzerine Anadolu'ya gelmiş ve İznik'i alarak burayı başkent yapmıştır. Bizans'ın içinde bulunduğu karışıklıklardan da yararlanarak Batı Anadolu'yu ele geçirmiştir. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Büyük Selçukların iskan politikası uygulamasının burada bir iskan politikasından bahsedilmiyor. Bu yüzden o değil arkadaşlar. Bizans'ın Anadolu'da siyasi ve askeri açıdan zayıf durumda olmasının gördüğünüz gibi Bizans'ın içinde bulunduğu karışıklıklardan da yararlanarak aslında başarılı olmuşlar arkadaşlar. Bu yüzden tabii ki B şıkkı doğru olur. Yine de diğer seçeneklerimize de bakalım. Sultan Alparslan'ın Anadolu fetihlerini desteklemesinin hayır arkadaşlar böyle bir şeyden de bahsedilmiyor. Moğol istilasından kaçan Türkmenlerin Türkiye Selçuklularına katılmasının Hayır bundan da bahsedilmemiş bize. Türkiye Selçuklarının deniz kuvveti oluşturmalarının burada bir deniz kuvvetinden bahsedilmiş mi? Bahsedilmemiş. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Haçlı seferlerinin düzenlenmesinde etkili olan sebeplerinden hangileri Katolik Kilisesi'nin sosyal ve siyasi nüfuza sahip olduğunu gösterir? Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Kralların ve derebeylerin papayla iyi ilişki kurmak amacıyla seferlere katılması. Arkadaşlar demek ki Katolik Kilisesi siyasi bir nüfuza sahip ki krallar ve derebeyler papayla iyi ilişki kurmak istiyor diyoruz. Tabii ki doğru. Halkın din adamlarının baskısını engellemek için Haç zorlularına katılması. Arkadaşlar halk din adamlarından çekiniyor. Demek ki sosyal olarak da Katolik Kilisesi'nin bir baskısı var, bir nüfuzu var. O zaman ikinci öncül de doğrudur. Yeni topraklar ve zenginlik elde etmek isteyen kişilerin seferleri örgütlemesi. Arkadaşlar bu durumun Katolik Kilisesi ile herhangi bir ilgisi yoktur. İnsanlar zengin olmak amacıyla seferleri örgütleyebilirler. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Haçlı seferlerinin yukarıda verilen sebeplerinin ilgili olduğu alanlarla eşleştirme ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplandırılmıştır? Bakalım arkadaşlar. Bizans'ın Avrupa ve Papa'dan yardım istemesi. Yani başarılı olmak amacıyla yardım istiyor arkadaşlar. Bu siyasi bir durumdur. A ve D şıkkında mevcut. Devam edelim. Avrupalıların ticaret yollarını ele geçirmek istemeleri tabii ki malidir arkadaşlar. O zaman 2 diyoruz. D şıkkını elemiş Olduk. Sonuncu öncülümüze de bakalım. Hristiyanlarca kutsal sayılan yerleri Müslümanlardan geri almak istemeleri bu da elbette dini bir durumdur. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre 1. Mesud'un faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez. Bakalım arkadaşlar. Birinci Mesut ülkede birçok cami, medrese, han, hamam ve yollar yaptırmış, yoksullara, yolcu ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hayır kurumları inşa ettirmiştir. Bakalım şıklarımıza. Halkın yaşam standartını yükseltmeye tabii ki arkadaşlar bu gibi ihtiyaçların rahat bir şekilde halk karşılarsa yaşam standartları yükselmiş olur. Sosyal devlet politikasını hayata geçirmeye tabii ki olur çünkü sosyal devlet dediğimiz şey halkın ihtiyacını karşılayan devlettir. Gördüğünüz gibi burada da ihtiyaçlarını karşılamıştır. Toplumun eğitim, ulaşım ve din hizmeti gibi gereksinimlerini karşılamaya. Evet arkadaşlar, medreseler yapılmış, e, ulaşım için yollar yapılmış, din hizmetleri zaten mevcut. Tabii ki doğru. Anadolu'yu bayındır ve imar hale getirmeye elbette arkadaşlar. Özellikle yolların yapılmış olması bayındırlık faaliyetidir. Türk ulusal kimliğini korumaya burada ulusal kimlikle alakalı bir durum söz konusu değil. Tamamıyla halkın ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerden bahsedilmiş. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Türkiye Selçuklu hükümdarlarının bu faaliyetlerinin politikalarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? Bakalım arkadaşlar. Birinci kılıçarsanın Çaka Beyliğini ortadan kaldırması, birinci mesudun danışman toğlarıyla mücadele etmesi. Öncülerimize baktığımızda hukuk devleti ilkesini uygulama. Burada hukuki bir durum söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden birinci öncül olmaz. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama. Şimdi Türk siyasi birliğini sağlayabilmemiz için Anadolu'da bir tane Türk devleti olmalı ve Anadolu'nun tamamı Türklere ait olmalı. Bunun için de arkadaşlar oradaki bütün beyliklerin ortadan kalkması gerekir. Yukarıda verilenlerde de ne vardı? Zaten Çaka Beyliğinin ve Danışmentoğulları'nın ortadan kaldırılması, onlarla mücadeleler vardı. Bu yüzden Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik bir faaliyet olduğunu söyleyebiliyoruz. Gaza ve cihat yoluyla İslam egemenliğini gelişletme olmaz arkadaşlar. Çünkü zaten Çaka Beyliği de Danışman oğulları da Müslüman Türk devletleridir. Bu yüzden üçüncü öncülü kabul etmiyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani 5 şıkkı olacaktır. Bu durum Türk İslam devletlerinin aşağıdaki anlayışlardan hangisine göre hareket ettiklerini gösterir. Türkiye Selçukluları, Musul Atabeyliği ve Eyyubiler gibi Türk İslam devletleri Haçlılara karşı yoğun bir şekilde mücadele etmişlerdir. Arkadaşlar tabii ki gaza ve cihaz politikasını uygulamışlardır. Yani İslam dinini yayma politikasını uygulamışlardır. Zaten Haçlılar Hristiyan oldukları için İslam dinine ait değiller. Dolayısıyla İslam dini dışında başka dinlere karşı bir mücadele mevcutsa gaza ve cihattan bahsetmemiz mümkündür. Diğer seçeneklerimizin de ne olduğunu hatırlayalım. Kılıç hakkı dediğimiz şey arkadaşlar, fetheden komutana fethettiği bölgeyi yönetme hakkının verilmesidir. Çoğulcu yönetimde ise halkın yönetimde söz sahibi olmasıdır aslında. Ee, burada halk çoğunlukla ne isterse o yapılır arkadaşlar. Kanun üstünlüğünü zaten biliyorsunuz. Kanunun üstün olması ordu millet anlayışında da eli silah tutan herkesin asker sayılmasıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız A olacaktır. Avrupalıların Haçlı Seferleri sırasında öğrendikleri pusula, kağıt Barut ve matbaayı geliştirerek kullanmalarının sonraki dönemde gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasına ortam hazırladığı söylenebilir. Bakalım arkadaşlar. Coğrafi keşifler olur mu? Tabii ki olur. Örneğin pusula sayesinde yeni yerler keşfedilebilir. Reform hareketleri özellikle kağıt ve matbaa arkadaşlar reform hareketlerini hızlandırır. Çünkü İncil matbaa sayesinde çoğaltılacak ve insanlar İncil'i okumaya başlayacak. Böylece aslında kilisenin onlara yalan söylediğini, yanlış bilgiler verdiğini öğrenmiş olacaklar. Bu da reform hareketlerini hızlandıracak. Rönesans hareketlerinde de aynı şekilde kağıt ve matbaa etkili olmuştur. Çünkü Rönesans biliyorsunuz ki edebiyat ve sanat alanındaki gelişmelerdir. Bunu da kağıt ve matbaa geliştirir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre harita üzerinde işaretli yerlerden hangisinin Haçlı seferleri sonrasında ekonomik olarak gelir kaybına uğradığı söylenemez? Haçlı seferleri sonucunda İslam dünyasındaki şehirler tahrip edilirken İtalyan şehir devletleri hızla zenginleşmiştir. O zaman arkadaşlar İtalya'ya bir zarar gelmeyecekse elbette bir numarada hiçbir problem yaşanmaz. Ama gördüğünüz gibi buralar zaten İslam dünyasına aittir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Türkiye tarihiyle ilgili bu gelişmelerin durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Haçlı seferleri esnasında Anadolu savaş alanı haline dönüşmüş ve Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Moğollar tarafından istila edilmiştir. Peki öncelerimize bakalım. Toprak düzeninin bozulması arkadaşlar savaş alanına dönüşen bir bölge tabii ki toprak düzenini kaybeder. Toprak düzeni orada tabii ki bozulur. Siyasal istikrarsızlığın baş göstermesi. Gördüğünüz gibi Moğollar bu bölgeyi istila etmiş arkadaşlar. Yani siyasal bir istikrarsızlık da elbette yaşanır. Asayişsizliğin ve Güvensizliğin yaşanması tabi ki savaş alana dönen bir bölgede güven ve asayişin olmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır.